Hinduizme göre evren kendini 311 trilyon yılda bir tekrar eden döngü içindedir. Yok edilir ve yeniden yaratılır. Platon da dünyanın çok eski olduğunu ve zamanın döngü içinde olduğu fikrindedir. Yunan, Germen ve Kelt mitolojisine göre dünya birkaç bin yaşındadır. 1500'lerde reform zamanında insanlar kutsal kitaplara dayanarak dünyanın yaşını hesaplamaya çalıştılar. Kutsal kitaplara göre dünyanın yaşının 5500 yıl olduğu tahmin ediliyordu. Din adamı ve Cambridge Üniversitesi'nin rektörü olan J. Lightfoot, dünyanın M.Ö. 404'te 18-24 Ekim günlerinde oluştuğunu ilan etti. Böylece dünyanın 6000 yaşında olduğu Hristiyanlar arasında 100 yıl boyunca kabul gördü. Daha sonra İngilizce basılan İncil'lerde bu bilgi yer aldı. Aydınlanma sırasında 18. yüzyılda doğa bilimlerinin ortaya çıkmasıyla bu genç dünya fikri sorgulanmaya başlandı. Bir dizi doğa bilimci dünyanın yaşını bilimsel bir şekilde tahmin etmeye çalıştı. Mihail Lomonosov bunu ilk deneyenlerden biriydi. Dünyanın birkaç yüz bin yıl önce evrenden ayrı olarak oluştuğunu öne sürdü. 1779'da Fransız bilim adamı Georges-Louis Leclerc bir deneyle dünyanın yaşını hesaplamaya çalıştı. Dünyanın yaşını 75 bin yıl olarak tahmin etti. Doğa bilimciler kaya katmanlarındaki fosilleri incelemeye başladı. Dünyanın var olduğundan beri ne kadar uzun sürerse sürsün değişime maruz kaldığı sonucu tartışmasız biçimde kabul gördü. Kaya tabakaları genellikle bilinmeyen hayvanların veya bitkilerin fosilleşmiş kalıntılarını içeriyordu ve türlerin tabakadan tabakaya oluşumunda net bir sıra var gibi görünüyordu. 1795 civarında İngiliz jeolog William Smith iki kaya tabakası farklı yerlerde aynı fosilleri içeriyorsa bu kaya tabakalarının muhtemelen aynı yaşta olduklarını belirtti. Smith'in kuzeni ve öğrencisi John Phillips daha sonra dünyanın yaşının 500 milyon yıl olduğunu tahmin etti. Lyell, 1830'larda dünyanın yüzeyinin sürekli değiştiğini, dağların oluştuğunu ve erozyonun onları parçaladığını belirtti. Lyell'a göre bu değişikliklerin hızı sabiti. Lyell, dünyanın sonsuz olduğu bir modeli tercih etti. 1862'de fizikçi William Thomson, dünyanın yaşını 20 milyon ile 400 milyon yıl arasında sabitleyen hesaplamalar yayımladı. Marie ve Pierre Curie, radyoaktif elementler olan polonyum ve radyumu keşfettiler. Radyumun kendi ağırlığını buzda bir saatten kısa sürede eritecek kadar ısı ürettiğini duyurdular. Ancak evlerinde radyoaktif elementlerle yaşayan Marie, sonuçta kanserden hayatını kaybedecekti. ...1904'te Rutherford, radyoaktif bozulmayla salınan alfa parçacıklarının helyum atomları olarak kayalık bir malzemede tutulabileceğini öne sürerek radyoaktif tarihlemeye doğru ilk adımı attı. Rutherford, bu yöntemle 1909'da atomun çekirdeğini bulan ilk kişi olacaktı. Boltwood, 1905'te kurşunun radyum bozulmasının son kararlı ürünü olduğunu öne sürdü. Radyumun uranyum bozulmasının bir ara ürünü olduğu zaten biliniyordu. Yaptığı araştırmalar sonucunda 410 milyon ila 2.2 milyar yıllık 26 kaya örneği ortaya çıkardı. Arthur Holmes, radyoaktif tarihlemenin zamanı ölçmenin tek güvenilir yolu olduğu sonucuna vardı. Bilim dünyasını bu konuda ikna etmeye çalıştı. 1927'de araştırmaları sonucunda dünyanın 1.6 ila 3 milyar yaşında olduğunu duyurdu. Claire Cameron Patterson, Canyon Diablo göktaşı da dahil olmak üzere çeşitli göktaşlarında uranyum, kurşun izotop tarihlemesi kullanarak bugün kabul edilen dünya yaşına çok yakın 4.55 milyar yıllık bir yaş belirledi ve 1956'da yayımladı. Dünyada bulunan taşlar arasında en eski olanı Murchison göktaşıdır. 28 Eylül 1969'da Avustralya'da Murchison Victoria yakınlarına düşmüştür. Yapılan araştırmalar sonucu bu göktaşının 7 milyar yaşında olduğu ölçüldü. Ancak dünyanın yaşını araştırıyorsak bu göktaşına değil daha başkalarına bakmamız gerekiyor. Güneş sistemine ait olan bulabildiğimiz en eski malzemenin tarihi 4.56 milyar yıldır. Güneş oluştuğu
olduktan yaklaşık 100 milyon yıl sonra dünyamızın oluştuğu düşünülüyor. Dünyadaki en eski mineral örneği Avustralya'nın batısındaki Jack Hill'de bulunan kayalardaki zirkonyumdur. Dünya o zamanlar bir alev küresi gibi magmadan oluşuyordu. Zirkonyumun 1855 santigrat derecelik sıcaklığıyla bu ortamdan sağlam çıktığı düşünülüyor. Bu mineral 4.4 milyar yıllık bir yaşa sahiptir. Bu, dünyanın kabuğunun, kayalık kıtaların ve sıvı suyun bile 4.4 milyar yıl önce oluştuğunu gösterir. Yaygın yanlış, karbon 14 izotopu ile yaş hesaplaması yapıldığı yönündedir. Ancak karbon 14 ile 100 bin yıla kadar tarihlendirme yapılmaktadır. Daha eski tarihlendirmeler için potasyum 40 ve uranyum 238 izotopları kullanılır. Bu izotoplar için güvenilir tarihlendirme aralığı 4.5 ila 10 milyar yıl olarak belirlenmiştir. En son hesaplamalara ve tahminlere göre dünyanın yaşının 4.54 milyar yıl olduğu söylenmektedir.